Farklılaşma markanın aslında ne sattığıyla da orantılı. Pazarda farklılaşma dediğiniz zaman bunu yapan dünyaca ünlü global markalara bakmanız gerekiyor. Çünkü siz Amerika'da veya Hong Kong'da yediğiniz bir yemeği Türkiye'de veya Malezya'da yediğiniz zaman aynı tadı alıyorsanız işte markanın göstergesidir. Aynı şekilde isim vermeden mesela bir gazlı içeceği dünyanın neresinde yerseniz yiyin, neresinde içerseniz için aynı tadı alıyorsanız bir farklılaşmanın bir örneğidir. Onun için markalar özellikle kendi içlerinde bunu hesabını vermeleri gerekiyor. Yani ben hangi alanda farklıyım? Benim ürünüm tüketiciye ulaştığı zaman beni hangi konumdan dolayı tercih edecekler? Bunun cevabını vermesi gerekiyor. İkinci olarak istihdam diyebilirim. Yani çünkü günümüzde kalifiye eleman sıkıntısı çok fazla. Bugüne kadar genellikle geleneksel şirketler işte amcasının oğlu, dayısının oğlu, kardeşini hep belirli yere getirdiler. Ama baktılar ki bu iş olmuyor ve şu anda istihdam oluşturan web sitelerinin hani birebir görüşmelerinin dışında web sitelerinin çok fazla açılmasında buna örnek gösterebiliriz. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmelerini öneririm. Çünkü bir anda olabilecek bir iş değil. Özellikle günümüzde. Çünkü artık tüketiciler bu olayı sadece gidip marka ismini bilerek gidip almıyorlar. Bir de başkanın önermesiyle alıyorlar. Veya işte kampanyalar sonucunda da alabiliyorlar. Uzun soluklu bir iş. Dördüncü olarak da tüketiciye dokunmaları gerekebilir. Çünkü özellikle son dönemlerde dijital mecrada işte Facebook dediğimiz, Twitter dediğimiz, LinkedIn dediğimiz özellikle sosyal mecradaki yerler arttı. İşte tüketicilerle nasıl ilişkiye geçebilirler, onlara nasıl dokunabilirler, aynı zamanda insan ilişkileri yönteminden de onlardan geri dönükler alıp nasıl geri dönebilirler bunları iyi analiz etmeleri gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi uzun soluklu bir iş olduğu için de bunların hepsi bir araya gelip farklılaşma anlamında ileriye dönük hareket etmelerini gerekebilir.